Türk Yolu Emrah ve Pelin'le. Keyfimiz acayip yerinde. Yolculuk Tekirdağ Uçmakdere'ye. İstanbul'a 170 Tekirdağ 42 kilometre. Tam İstanbul'a yakın kaçmalık bir rota. Tekirdağ yolunun sis paskilli rotalarından geçip güzel köylere ulaşıyoruz sonunda. Kumbağ sonrası güzel rota, gelirsin. Her şeyin güzelleştiği anlar bu da. Kadir Hoca hava bozup fırtına gelmeden uçmak için saat tam 10'da bekliyor bizi. O yüzden hiçbir yerde oyalanmadan buluşacağımız lokasyona gidemiyoruz. Çünkü telefon çekmiyor, harita yok. Ateş yakıp dumanla iletişim kurmak için Kartaltepe Tabiat Parkı'na uğruyoruz. Burası mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yer mi emin değilim. Islak bir arazi. Muhtemelen böyle bir yerden atlıyorsun. Oo. Ama manzara harika. Şıpıdık terlikleriyle uçmaya gelerek tadımı kaçıran, yalan parayla olsa tefeciye düşecek arkadaşım Emrah. Yine anlatıyor, sever anlatmayı. Burası Marmara Adası. Neresi? Bilmiyorum. Biri Marmara, biri Avşa'da. Hangisi hangisi? Tam emin değilim. Bilen varsa yorumlara yeşillendirsin. Kartaltepe Tabiat Parkı tam 256 hektar üzerine kurulu. Bu bilgiyle ne yaparsın emin değilim. Tekirdağ'ın doğal yönden hazinesi konumunda olan Ganos Dağları aynı zamanda zengin doğası ve bitki örtüsüyle Tekirdağ'ın en ilgi çekici köşelerinden. Mürefte ve Şarköy'den Uçmakdere ve Kumbağa kadar uzanan bir hat üzerinde yer alan Ganosların deniz seviyesinden yüksekliği tam olarak 945 metre. Oluşumunda Kuzey Anadolu fay hattının da vahşi cazibesi varmış. Günümüzde ziyaretçileri doğası ve zengin kültürüyle cezbeden Ganoslar, yamaç paraşütü gibi alternatif turizm aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. Buluşma noktamızı sonunda bulduk. Oksijen azalınca tartışarak. Ya ben sana Kadir Hocam numarasını atayım, sen ara. Ya bir ara be. Adamla... %1 şarjı mı? 3 gündür iş kotarıyorsun adamla. Son dakika bana mı bırakıyorsun? %1 diyorum ya. Şu parti 600 metrelik pistte kalkacağız. Tamam. Orada kalktıktan sonra derece doğru hafif sağ açılır. Al bu Kadir Hoca. 25 yıldır yamaç paraşütü yapıyor. Usta. Heyecandan asla dinlemediğimiz bilgiler paylaşıyor. Aşağıda bak bir bayrak gözüküyor. Orijinal bir saklı. Tamam. Rüzgarı gösteremiyor. Oraya iniş yapacağız. Tekrar arabayla buraya getireceğiz size. Tamam abi. Ama sertleşmeden gidelim. Gidelim abi. Yani... Uçuş noktasına çıkarken Kadir Hoca Ganosların taş toprak yapısından bahsediyor. Fırtına denk geleceği için bugün uçamayacağını anlayan Emrah'ın duygusal karışıklığıdır bu. Aynı Türkiye. Bu da cesaretin bedenine ayak direyen Pelin. Yapamayacağım. 600 metrelik pistten kuş uçuşu tam 1900 metre uçarak deniz kıyısına ineceğiz. Hemen uçuş hazırlıklarına başlıyoruz. Pelin son yolculuğuna uğurlanırmışçasına hazırlanırken bendeki dünden hazırlıktır. Keyfim aşırı yerinde çünkü adrenalin kalben. Kendimizi rüzgarın şefkatli kollarına bıraktığımız anlardır. Kadir Hoca saatte 120 km hızla dalış yapmayı teklif ediyor ve tabii ki ben. Bilelim bilelim dal. Dal aşağıda gezelim.
Adrenalini parmak uçlarımıza kadar hissederek yaptığımız iniş sonrası herkesin keyfi yerinde. Umarım çekmişizdir. Abi çok iyi daldık ya. Bir şey değil mi? İyi ki yaptık o hareketi. Güzel çok yaptık. Vallahi. Abi manyak herifler. Ya şey gençler ama yaşlar. İngiliz ergenlerine selam olsun. Ha giderim vallahi. Vallahi süper. Ya, vallahi olur. Be. Neden olmasın abi? Afrika'da safariye katılmışım edasıyla jipin tepesinde vahşi doğanın tadını çıkarıp saçlarımı rüzgara yalata yalata dönüyorum. Bunu kesin yap, özgürlüğün tadıdır hissedeceğin. Geri dönüş yolunda fırtınaya kafa tutmaya karar veriyoruz. Görüşmek üzere. Olaylara karışmayın.